Burası Şirinyalı Cumartesi Pazarı. Namı diğer sosyete pazarı. Pazara adım attığınız anda kendinizi bir alışveriş labirentinde buluyorsunuz. Şorttan tişörte, elbiseden terliğe kadar her türlü giysi tezgahlarda sizi bekliyor. Ürünler o kadar renkli ve cazip ki bu kadar renge nasıl dayanırım diye düşünebilirsiniz. Fakat unutmayın ki buradaki en büyük eğlence esnaflarla kurduğunuz pazarlık savaşları. İlk tezgaha geçtiğinizde esnafın arkadan size "Yok abla, burası çok uygun fiyat, başka yerde bulamazsın böyle" dediğine aldanmayın. Ürünü beğendiniz fakat fiyatını çok pahalı buldunuz. Abi bir göre var mı? Son fiyat bu mu diyerek pazarlığa tutuşun. Kesinlikle kazanan siz olursunuz. Esnafın cevapları bazen böyle tam komedi şovu olabilir. "Kardeşim, sana özel fiyat. Yalnız bir tane daha alırsan biraz daha indirim yapabilirim" diyebilir. O ne derse desin, siz bildiğinizi okuyun. Bazen pazarlık sonucunda fiyatın yarı yarıya düştüğünü görürsünüz. İşte o an kendinizi pazarlık şampiyonu gibi hissedebilirsiniz. Bir de pazarcılar arasında "bunu almazsanız sonra çok pişman olursunuz" dediği vardır. Siz olun, ihtiyaçlarınıza ve cüzdanınıza göre alışverişinizi yapın. Bu pazarın içine girdiğinizde biraz kaybolmuş gibi hissedebilirsiniz. Nerede bu pazarı bırakıp çıktım diye düşünürken bir bakmışsınız, geldiğinizden beri tam 2 saat geçivermiş. Pazarı gezmek adeta bir macera filmi gibi. Başlangıçta heyecanlı, ortasında biraz karmaşık, sonunda ise "evet, daha alışveriş yapmam lazım" dediğiniz bir deneyim. Genellikle pazarlar insanların alışveriş yaparken gülüp eğleneceği, mutlu olacağı yerlerdir. Her nerede olursanız olun, bulunduğunuz yerdeki semt pazarlarını mutlaka ziyaret edin derim. Esnafın merhaba, tatlı dili ve diğer müşterilerin ilginç diyalogları sizi hem güldürecek hem de alışveriş yaparken keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak. Toplumun farklı katmanlarını işte bu pazarlarda görebilirsiniz. Ben pazarlarda esnaflarla sohbet etmesini çok seviyorum. Merhaba abi, sopayla pazarlık yapıyor, pazarcılık yapıyor. Abi bu çoban değneğine benziyor ya. Nasıl gidiyor işler? Ne zaman iyi olacak? Allah büyüktür. İnşallah. Ama bu sezonu kapatıyorsun herhalde. Yani Allah var, gerisi yalan. Aynen. Oldu abi, kolay gelsin. Sağ ol abi. Başka pazara çıkıyor mu abi? Çıkıyorum. Bel gibi var bana. Fakiro var. Çamur var. Kemer. Değilmiş bir şey var. Süper. En güzel, en iyi iş yaptığınız yer burası mı? Burası da burası. Oldu. Kolay gelsin abicim. Hadi. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Evet, 65 liraya terlikler, 100 liraya terlikler. Ne ararsam burada var. Vallahi. Bir şeyler yazmış da 30 euroymuş. Onu
Yani çipi pik kimi. Rusça yazmış ama okuyamadık. Merhaba abi. Merhaba abi. Nasılsınız? Sağ ol, teşekkürler. Çok fazla etiket göremiyoruz. Abimiz pazarı toplamış, gidiyor. Nasılsınız abi? Erken gidiyorsun ya. Gerçekten bugün olmadı. Her zaman olmuyor, bugün mi olmuyor? Kaç yıldır bu işi yapıyorsun abi? 6 yaşından beri. Yani böyle sezonları karşılaştırdığın zaman bu sezon nasıl? Bu sezon çok kötü. 2019'dan bu yana kötü, bu sezon daha kötü. Allah kolaylıklar versin abiler. Pazarın içinde dolaşırken gözlerimizi bayram ettirecek bir tezgah çeşitliliği var. Orijinal emsalsiz çantalar. Şortlardan tişörtlere, elbiselerden terliklere kadar her şeyi bulabilirsiniz. Deri çantalar, deri cüzdanlar uygun fiyatlarla işte burada satılıyor. Evet, 15 dolar, 15 euro, 15 sterlin. Çantaya kaç lira dedi? Bu pazarda sadece giyim kuşam ürünleri değil, evimizle ilgili evimizin ihtiyaçlarını karşılayabileceğimiz ürünleri de bulabiliyoruz. Merhaba abi, nasılsın? Tamam. Alışveriş mi yaptın abi? Hangi kanal abi? Evet, bakıyoruz şöyle 50 lira 100 lira. Nasıl gidiyor abi işler? Çok şükür. Evet, sosyete pazarında esnafının yüzü gülüyor. Evet. Çok mutlu. Çok mutluyuz. 50 liraya 100 liraya sabahtan akşama kadar ne kadar ciro yapabildin abi? O söylenmez aslında. Çok şükür. Halimiz yerinde yani. Evet. Evet. Kalabalık bir hayli var. Akşam pazarı olduğu için midir? Aynen, yoksa, evet, evet. Yoksa piyasa hep böyle mi abi? Gün boyu hareketli abi, gün boyu hareketli. Millette para var abi, harcıyorlar. Evet. Turist gelmedi diyen yalan söyle. Bak abi Almanya'dan geliyor. He. 10 bin lira maaş alıyorum. Para çok bende. Para çokmuş. 10 milyon. Vallahi çok. 10 bin lira. 10 bin lira. Ha, tamam. Yeter abi. Şimdi oldu 10 milyon. Kaç? Ne? 13'te değil kirası. Tamam abi. Abi şimdi diye geçiniyor abi. İşte abi bu saat. Çöp topluyoruz abi. Bu saate kadar ev alamadın mı abi? He? Bu yaşa ben geldin. Kaç yaşındasın? Ev alamadın mı diyor. Bak abi de haklı. Bu yaşa kadar ev alamadın. Ev alacağız. Ya kardeşim. Orada yatıyoruz işte. Ya abi başka zaman alamadıysan niye bugün bu ya? Ben rica ettim de şu ağzıyı. Demek diyeyim dedim. Acıdı bana aldı. Efendim? Bir daha da ölüp gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Akraba mısınız? Eşim. Eşiniz. Oldu. Haydi bakalım. Kolay gelsin. Allah. Böyle yüzü, gülen yüzünüzü eksik etmesin. Hayır. Amin. Hep röportaj yap. Gel. Bak. Gel kaçma gel. 50 liraya, 150 liraya kıyafetler. Pazar oldukça şu anda kalabalık. Evet, şort 100 lira, tişört 100 TL, 3 euro. Evet, burada genellikle turistler vesaire geldiği için genelde euro, dolar tarzında ürün fiyatları görebiliyoruz. Abi merhabalar, nasılsınız? Kolay gelsin. Satışlar nasıl? Haydi kolay gelsin. Merhabalar hanımefendi, nasılsınız?
Nasıl gidiyor satışlar? Süper. Nasıl? Evet, iyi mal iyi gider diyor hanımefendi. Tişörtler 125 lira. Merhaba abim. Tezgahın gerisinde kalmışsınız. Yorulduk mu abi? Haydi kolay gelsin. Akşam oldu zaten. Az sonra dinlenirsin abi. Merhabalar abi. Kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Vallahi gözlükler, şeyler, her şeyler. 3 adet 100 lira. Yastık koruyucu. 3 adet 100 lira. Güzel. Yastık koruyucu 50 lira. Abi koruyor mu yastığı? Süper, süper. Eskisi gibi yastık kalmadı yalnız. Eskiden bir yastıkta koca falan derlerdi. Şimdi yastıklar çift oldu. Yastıklar küçüldü, çift oldu. Satışlar var mı yüzüne? Kolay gelsin abim. Akşam pazarı abi, yarı fiyat abi. Evet, penyeler 100 lira. Damaşka. Abi zeytinyağlarımız Hatay'dan. Akşam pazarı orijinal zeytinyağı Hatay'dan gelmiş özel olarak. Abi geldi. Çörek otu var abi. Halodni pirinç. Evet bu da çörek otu herhalde. Çörek otu ya. Çörek otu. Damaşka el yapımı etti abi. Hepsinin Rusçasını biliyor musun? Abi YouTube'a mı atıyorsun? Çoğunun değil abi. Efendim? Hadi YouTube'a atıyor abi. Zaten ne var ki? Politika maska değişin ya. Maska çoğunluk değil ya. Abi da pomegranat sos. Bitti abi Rusçaya ne kaldı abi? Ama dedem Rusçanın kitabını yazar abi. Merhaba dede. Merhaba dede. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sağ ol. Sen nasılsın? Sağ ol. Şeyler, ürünler senin mi? Evet. Maşallah. Rusçasını biliyor musun hepsini? Biliyorum. Valla. Maskaçan ne var? Olivka masla. Süper. Olivka masla. Başka? Maskaçan maskaçan ne gibi? Medisin, meçim. Süper. Rus kardeşlerimiz, bu abiyi dinleyin. Patata, granat, sos, salat, sos, eta, rüşne, rabote, damaçka. Nereye yana bak. Rus kardeşler. Rus kardeşler. Patata, olivka masla, zelona, zelona, olivka. Zelona, olivka masla. Araço. Şaştik, maştik, kebap. Abi ben burada durdukça Rusça öğreneceğim herhalde sizden ya. Patata, çarlı, olivka. Bir adamı öğretiriz. Teşekkür ederiz. Evet, bu pazarda herkes Rusça, İngilizce, international bir şeyler biliyorlar yani. Vallahi süpersin abi. Kandırmadın değil mi bizi? Yok. Hepsi doğru. Orada ne geçiyorsa hepsi. Rus amcalar gelir der ki bu yalan yapmışsınız ya kardeşim, böyle Rusça mı olur falan demez yani. Yok. Sağ ol abi. Evet, bu pazarda insanlar uluslararası çalışıyor. Merhaba kardeşlerim. Merhaba. Siz biliyor musunuz şeyi? Buranın şey çatlatmıyorum abi. Ürünlerin Rusçasını biliyor musunuz? Almanca, İngilizce, Arapça hepsi var arkadaşlar. Bunda mı? Evet abi. Hangi dilde bir? Her dilde sana söyleyebilirim ama hangi dilde? Arapça. Hı-hı. Hayda Roman Şah, Hayda Okalikus Şah, Hayda Sencefit Şah, Hayda Viagra, Hayda Mikavva Cinsi, Bedi Mango Fi, Bedi Red Bull Fi, Bedi Nana Limon Fi, Fi Arbuz, Fi Tafah, Fi Sultan, Fi Zencefil, Fi Okalikus, Fi Roman. Zencefil Arapça mı? Oradan gelmişti. İngilizcesini söyleyiz. Sence şey mi? Benim
Benim aboneler bilin. Bizde İngilizce Cince. Değil mi? Hadi İngilizce. Hadi İngilizcesini söyle. Almancası ve İngilizce. Şöyle bir Pomegranate, Okaliptus, Ginger, Sultan, Apple. This is watermelon, mint lemon, red bull, mango, Viagra tea, ginger, Okaliptus, Pomegranate. All together same. Süper. Peki Rus mu geliyor, Alman mı geliyor, İngiliz mi? Şu anda karışık geliyor ama şu anda yasak. Durgun. Evet, bu kardeşimiz 7 dilde bu ürünlerin adlarını, soyadlarını, her şeyini sayar ama bizim vaktimiz yok o kadar. Ve her gün bunlar taze buraya geliyor. Hı hı. Yani her hafta buraya taze açıyoruz. Her çiftlik pazarlarından taze geliyor. Hangi pazarlara çıkıyorsun? Pazartesi günü Kemer Pazartesi pazarı var. Evet. Perşembe günü Kemer Rallisansı var. Hı hı. Cumartesi günü de burası. Her gün taze geliyor. Bunlar taze olmasına da tezgah koymuyoruz. Otuzlarımız günlük taze geliyor. Çaylarımız günlük taze geliyor. Her dekorumuzu günlük taze yapıyoruz kendimiz. Hı hı. Bunlardan hangisini isterseniz her cumartesi Antalya Şirin Yalı Pazarı'ndayız. Benim adım Muhammed Ali. Kim isterse Muhammed Ali adına gelirse ona %30 diskanta yapıyorum. Evet, Muhammed Ali adıyla buraya gelirseniz 100 lirada 30 lirasını almıyor. Biraz da pazarlık yaparsanız bedavaya gelir. Değil mi abi? Doğru bedavadan değil mi? Biraz da ucuz abi, bedavadan ucuz. Evet, bedavadan ucuz. Bu kardeşimizin adını veriyorsunuz, %30 indirim yapıyor. Biraz pazarlık yapıyorsunuz, bedavaya geliyor. Her türlü yardımcı. Ya Muhammed Ali. Bu şeyleri, dilleri sadece buradaki ürünleri satacak kadar mı yoksa gerçekten böyle bir... Gerçekten konuşacak kadar. Bana bu dilleri abim öğretti. Bu abi. O benim büyük abim. Aynı anneden değil ama abim. Abi. Evet. Süper. Yani bir Amerika'ya gitsen Amerikalılarla rahatça konuş. Süper, süper, süper. Peki bizim millete ne dersin ya bu dil konusunda? Abi herkesin öğrenmesi lazım. Kutlara gitsin. Evet. Tabii herkes öğrensin yani. Ya bir yere gittikleri zaman yabancı olmak. Şimdi her dil bir insandır. Şimdi ben 7 dil biliyorum. Kendi ana dilim var Türkçe. Türkçe de biliyorum. Yani ben 9 insandan... Süper. Şimdi 9 insandan. Peki tahsil nedir abi? Çok yani ilkokul mezunu musunuz? Ortaokul, lise mezunu. Evet. Kaç dillerin abi? Tekrar duyalım bir. Arkadaşım, lise mezunu, kaç yaşındasın? 20 yaşında 7 dil biliyor ve burada bu ürünleri insanlara tercümansız, tercümesiz satıyor. Faydası oluyor değil mi dilin? Yani süper. Komple tezgahı da çekebilirsin. Aydın kardeşler otantik baharat. Evet, Aydın kardeşler otantik baharat. Bu pazara geldiğimiz zaman öğreneceğimiz çok şey var. Evet, sadece alışveriş değil. Her şeyi öğret. Peki bu pazarda kimden alışveriş yapılacağını da öğretir misin? Tamam. Tamam, anlaşıldı. Bu abi de aslanlar gibi yabancı dil biliyor. Rusçası. Perfect. Evet. Harikasınız abiler. Gerçekten bu pazara sizler yakışırsınız. Evet. Burada etiketler var. Kandırılacağız, aldatılacağız diye bir olay yok. Her şeyin üzerinde. Gerçi bugün göremiyorum ama. Evet. Evet. Yani Amerikalıya başka, Türk'e başka değil. Tarih. Süper. Süper. Cumartesi sosyete pazarındayız. Evet. Bu kardeşlerimiz gerçekten zengin ürünler satıyorlar. Doğal ürünler satıyorlarmış. Muhammed kardeşime çok selam, hürmetler.
Videoyu nerede yayınlıyorsun abicim? Oradan giriyorsun. Akşam yayınlıyor. Akşama yetişmez. Haftaya bakarız. Ya haftaya hayır, kadar. Abi. Sağ ol kardeşim ya. Evet, Muhammed kardeşimi ziyaret ettiğinizde böyle ekstra doğal bir çay ikram ediyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bu çay nedir abi? Eukaliptüs çayı. 150 liraya her parça. 150 lira, 150 lira, 150 lira. Tane 150 ihracat. Bizim toplumumuzda pazarda satılan malların kalitesiz ve değersiz olduğu gibi bir algı var. Şunu belirtmek isterim ki buradaki esnafların birçoğunun dükkanı var ve buradaki mallar da o dükkanlarda aynı zamanda satılıyor. Burası öyle bir pazar ki hemen arka tarafta meyve, sebze bahçeleri, seralar, her şey var. Nasılsın ablam? Alıcı mısın, satıcı mısın? Satıcısın. Ama çektim böyle terli terli. Kimsiniz ki siz çekiyorsunuz? En kutsal şey terdir yani. Ama keşke herkes de koksa değil mi? Ben de kokuyorum, ben de terledim, bak. Ablacığım, seninle gurur duyuyorum ben. Pazar yerleri daha rekabetçi bir ortam olduğu için burada geldiği zaman ürünler daha ucuz satılıyor. Hanımefendi merhabalar, nasılsınız? Nasıl gidiyor Hatay baharat, Hataylı Hataylı mısınız? Burada mı yaşıyoruz? Kaç yıldır buradayız? 35 yıldır hanımefendi burada Hatay'ın ürünlerini dünyaya tanıtıyor. Öyle diyelim. Valla bunlar eşler ve çoğunlukla burada her şey zengin, her şey çok, her şey bol. Bolluklar ülkesi burası. Kayısı 400, ceviz 400, Elazığ dut 250, Medine hurma 400, Antep kan üzüm 300, sarı üzüm 250. Abi bizim reklamımızı nerelere yaptık? De bakalım. Hoş geldin. Reklam yapmıyorum. Tanıyorum, tanıtıyorum. Reklam yok. Evet, görüntüden belli oluyor. Abi nasıl gidiyor satışlar? Allah razı olsun. Evet, burada çeşit çeşit ürünler. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun abi? 12. Ya bu pazarcılık zor bir iş mi? Kolay mı? Zor ama güzel yani, zevkli. Niye pazarcılık yapıyorsun? Başka bir iş bulamadın mı abi? Severek yapıyorum. Benimle bile karşılaştın değil mi? Çok keyifli bir iş dedim. Doktor da var, hakim de var, savcı da var, müzeyler. Yani değil mi? Geliyorlar, alıp yapıyorlar. Bir taze, sıcak, üzerinde, pazar çok iyi. Dükkan mükkan var mı? Ya, pazar yapıyorlar. O da güzel. Evet, pazar neşeli gerçekten. Ya şöyle, pazarda müşteri sana geliyor ama dükkanda sen müşteriyi bekliyorsun. Buraya bir dükkan açsan, aşağıki mahallede müşteri gelmez ama buraya çok tatlı müşteri geliyor. Evet, aynen öyle. Hayırlı pazarlar kardeşim. Hadi sağ olun.
Kolay gelsin abiler. İyi bir yolculuktan sonra. Allah bu yollarda yorsun ya. Abilerimiz sabahtan akşama kadar burada güneşin altında şu neyse o bez midir nedir? Tente de ne bileyim çadır de. Çadır de, tente de ne dersen de Zara'nın Berka 200 ürününü 250 liraya satıyor. Akşam evine ekmek götürecek. Ondan sonra bakın şu sırtında ter görüyoruz. Az önce abla yok terliyim ablam çekme beni diyor. Böyle bir dünya yok. Terleyeceğiz değil mi abi? Ama emeğimizin karşılığını da almamız gerek. Haydi kolay gelsin. Kolay gelsin. Terleyen insanları severim ben. Terleyen. Bu pazarda her yerde indirim var. Milleti suluyorsun. Ne oldu ya? Bugün semitleri aldım. Sinirsiz kaldım. Kaç lira su? 7,5. 10. 7,5. 10 lira. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Merhaba kardeşim. Nasılsın? Sağ olun. Çok böyle medyatik gözüküyorum sana. Yakışıklısın da. Oldu. Bu işi mi yapıyorsun? Günde kaç su satıyorsun? 15 koli. Süper. Hadi kolay gelsin. Artık sosyete pazarı gezimizin sonuna doğru geliyoruz. Gördüklerin ve hissiyatın pazarın neden bu ismi aldığını ve ne tür deneyimler sunduğunu oldukça iyi özetliyor. Sonuç olarak bu pazar Antalya'da alışveriş yapmayı sevenler için gerçekten eşsiz bir deneyim sunuyor. Öncelikle pazarın ismi Sosyete Pazarı olarak bilinse de bu isimden yola çıkarak yalnızca yüksek sosyeteye hitap eden bir yer olduğu düşünülmemeli. Burada sosyete kelimesi alışveriş dünyasının trendlerini, modayı ve çeşitli ürünlerin bulunabileceğiniz renkli bir ortamı temsil ediyor. Bu pazar her yaştan ve her kesimden insanın ihtiyacına hitap eden geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Şort, tişört, terlik ve elbiseden daha fazla dikkat çekici kıyafetlere kadar birçok seçenek mevcut. Yani burası gerçekten şıklık arayanlar için bulunmaz bir yer. Ancak burada önemli bir ayrıntıyı unutmamak gerek. Her ne kadar bazı yorumlar pazarın vasat olduğundan bahsetse de bu pazarda yaşanan deneyimlerin kişisel zevklere ve beklentilere göre değişebileceğini gösteriyor. Kimisi pazarı her şeyin bolca ve uygun fiyatlarda bulunduğu bir alışveriş mekanı olarak değerlendirirken, kimisi bu pazarda bir lüks ya da özel bir deneyim bulamamış olabilir. Herkesin beklentisi farklıdır ve bu pazarı ziyaret edenlerin yorumlarını etkiler. Benim düşüncelerimi soracak olursanız, pazarda gezinirken her türlü ürün ve renkten oluşan tezgahlar arasında size adeta bir alışveriş macerası yaşatılıyor. Ve ayrıca turistlerin ilgisini çeken bu pazar aynı zamanda yerel halkın da vazgeçilmez alışveriş noktalarından biri. Kısacası burada hem yerel hem de turistlerin buluşma noktası olan canlı ve renkli bir atmosfer var.
pazarcılık işte böyle bir şey. Dağıt dağıt, topla topla topla, dağıt. Evet, Antalya Sosyete Pazarı'ndan yapmış olduğum yayın burada sona erdi. Hepinize hoş vakitler, iyi pazarlar dilerim. Şu anda pazarcılar ağırmaya başladılar. Yoruldular. Biz de tabii yorulmuş olduk. Görüşmek dileğiyle.